diyorsun? Şimdi şöylesi. O Allah vergisi. Tayyip Erdoğan de, orada duracaksın. Orada duracaksın. Bana göre Tayyip Erdoğan ikinci Fatih. Evet, doğru söylüyorsun amca, katılıyorum. Bugün söyledi ki ben Müşer dedi, Fatih dedi, gemi denizin üstünden yüzdürdü, ben treni denizin altından geçirdim. Evet. Bu mesele. Bu herkese nasip olmaz. Evet. Niye olmadı şimdiye kadar? Evet. Olmaz. Bunu söyledi. İyi adam yani. Fatih Sultan dedi, gemiyi tepeden tepeye şey yaptı, denize indirdi, Halice dedi, ben denizin altına girdim dedi. Bu sefer İstanbul'da dedi, sis oldu, gemiler durdu dedi, günde 300 bin kişi o şeyin altından geçti. Evet, Marmara'yla. Öyle babam. Vallahi böyle gidiyor. Allah sevallarımız. Daha ne yapsın Tayyip Erdoğan değil mi? He? Daha ne yapsın? Hırsızlık yaptı diyorlar ama. He? Hırsızlık yaptı diyorlar. Şimdi bana bak. Siz zeki insanlarsınız. Bu Tayyip Erdoğan 6 aylık hükümet değil ki. Tayyip Erdoğan 12 seneden beri Türkiye'ye hizmet veriyor. Yani soygunu bu sene mi yaptı? Var mı böyle bir? Evet. Bu Allah vere, dala vere, Kurt Mehmet Mehmet'e. Bu muhalifeti şeytanların hazırladığı bir proje. Evet. Yok böyle bir şey. Kim bunu kim yaptı? Baba, para babaları yaptı. Evet. 5-10 milyon lira masraf etmişlerdi. O para oraya sakabilmişlerdir. Evet. Hocaya ne diyorsun? Ha? Hocaya? Fethullah Gülen hocaya? Benim kulağım ağırda uyuyor, benim yanlış konuşuyor. Fethullah Gülen hocaya diyorum, ona ne diyorsun? Onu da söyleyeyim. Şimdi, bana göre doğru, benim kişisel görüşüm. Ben Fethullah hocanın tehlikeli olduğunu 5 yıldan beri biliyorum. Fethullah hocanın amacı Türkiye'yi teslim almak idi. Ben bunu 5 seneden beri bekliyordum. Evet. Bekliyordum. Ya yine bugün Tayyip Erdoğan güne söyledi Sivas'ta. Bana beddua ediyormuş dedi. Bana dünya beddua ediyor, bana yeter dedi. Evet. Şimdi sen beni niye çok konuşturuyorsun? Ben çekiyorum seni, kaydediyorum. He? Kaydediyorum seni. Tayyip Erdoğan'a gönderirim belki bunu. Göndereyim mi? Kime? Tayyip Erdoğan. Ben Tayyip Erdoğan'a mektup yazdım. Selam kelam yazdım ama cevabını alamadım. Alamadın mı? Belki buna yazar ya. Ha? Gelsin bir görsün, ziyaret etsin seni. Ben onu bana kıyamam. Öyle mi? Türkiye'nin var bana. Allah uzun ömür versin. Zıval. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en az 15 sene ihtiyacı var. Evet. Türkiye anlarsa, siz anlarsınız. Evet. Yoksa... Nerede nire? Evet. Nerede nire? Sen eski iktidarları da hatırlıyorsun değil mi? He? Menderes'i hatırlıyor musun? Oo. Menderes'in idamında şöyle söyleyeyim sana. Bana bak ya. Ya belki işinizde AK Parti muhalif olur ama yaşadığımı söyleyeceğim ben. Evet. 1956'da ben askerdeyim. Evet. 1962'de evet referanduma gittirir. Menderes asalım mı aslında? Kaç sene olmuştu Menderes asalım? Bana seçim kartı geldi. Oyumuzda Kılıçlı'ya kullanıyoruz. Oraya çıktım. Şimdi azıcık onu istemiyorum ama algıda bu Halk Partisi'ni hotlatsın. Oraya çıktım. Halk Partisi'nin topları orada. Masa başında. Ben kartı verdim, zarf aldım, hücreye girdim. Evet var, hayır yok. Kağıt. Yok ya. Evet var, hayır yok. Çıktım dışarı. Attım kaldırdım zarfı onlara. Niye dedi böyle yaptın? Dedim siz seçimi yapmışsınız dedim. Seçime gerek yok. Anladın mı? Allah neyse neyse. Şimdi şöyle de söyleyeyim. Belki çok konuşuyorum. Yok, bu Halk Partisi Özal'ı yedi. Evet. Ecevit'i de yedi. Evet. Mendeme ama şey Erdoğan da boğazlarında kaldı. Lütfen. Yiyemezler değil mi Erdoğan'ı?
Yiyemezler. Yiyemezler. Göçün de buraya atayım. Öyle değil mi?